Şimdi Galatasaray ile ilgili en çok merak edilen soru da Kerem Aktürkoğlu'ndaki düşüş. Levent Tüzemen'e de onu soracağım. Ee, i̇şte bir iki asisti falan var. On numaraya ben, geçtikten sonra. Genelde sol tarafta çok daha etkili olduğu şeklinde bir istatistik vardı. Abi, ee, yani böyle mi devam edecek yoksa Okan Buruk milyardan sonra bir değişiklik yapacak mı? Ben, ben bununla ilgili yarın bir analiz yaptım sabahta. Çok ne söylüyorum. Eee... Milli maç arasında Okan Burun'un kendi fabrika ayarlarına geri dönmesi lazım. Nasıl? Ben söylediklerimin arkasındayım. Galatasaray'a yapılan gövdeli transferler hoca üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Hmm. Bey transferler? Ben, gövdeli. Gövdeli hmm. transferler. Ben Zahanın ve Ziye için maç içerisinde izlediğimde canlı olarak da televizyondan da izlediğimde iki donuk futbolcu görüyorum. Takıma enerji vermiyorlar. Bir Mertens'in enerjisi yok onlarda. Yani geçen sene Galatasaray takımı şampiyon olurken başarıya aç bir Raşika vardı. İnanılmaz çalışıyordu. Barış Alper oynamak için çaba sarf ediyordu. Olivera, Mertens ve Torreira ile Galatasaray takımı şampiyon oldu Icardi ile. Ve Kerem ile Icardi'nin kurduğu bir pas bağlantısı vardı. Pas birlikteliği vardı. Şimdi Okan Hoca'nın ısrarla sanki takılmış takılmış plak gibi aynı e, Bayern Münih maçının kadrosunu aynı sahaya sürmesinin bir anlamı yok. Bu Zaha ve Ziyeç bu Galatasaray takımında e, Kerem'in önünde değil. Kerem'i eleştiriyorlar. Galatasaray'da en çok pozisyona giren yine Kerem. Evet. Aç bak Bayern Münih maçları, dünkü maçları falan. Bakalım. Ben Şampiyonlar Ligi maçlarını Okan Hoca'nın doğru oynamadığını, özellikle hamlelerde hata yaptığını, ısrarla oyuncu oynamak istemiyorum demesine rağmen Abdülkerim'den sol bek yaratmaya çalıştığının doğru olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Şampiyonluk yaşamış bir hocanın ben şampiyonlukla neler yaptım diye şapkasını önüne koyması gerekir. Bu takımda kenarda bazı oyuncular bekliyorsa <laughs> ille isimleri var, etiketleri güçlü diye 11'de başlayacak diye bir kural yok. Yürcan onu söylemedi. Ben bunu İsmail Hoca için de söylüyorum. Eğer Ludogorets maçındaki gibi Zeko'nun yerine e, Basure ile başlasaydı Anadolu son maçını kazanırdı Fenerbahçe takımı. Zeko'nun karşı karşıya karşıya en az 4-5 tane var. Zeko'nun yürüyecek hali yok. Önce kızmasın kendine bir kızsın. Tadiç'in de aynı. Tadiç'i de kenara alamadığı için e, bir noktada eleştiriliyor. Evet, bir ek yapayım. Milli takıma da gitmedi İlk dinlenmek için. iddiası izin kalmadığı almış. için. Evet. Ya ben çünkü dediği, fiziksel olarak yeterliliği yok. Galatasaray'da ben dediğim gibi Okan Hoca'nın şunu bir defa düşünmesi lazım. Kerem Sol'da, Icardi Santrfor Sağ tarafta Tete çok sempatik iyi oynamaya çalışan bir oyuncu veya Barış Alper Mertens, Olivera, Lucas Torreira, Saşa ee, Sasha Boy, Abdülkerim, Sanchez sol tarafta Kaan Ayan da oynar, şey de oynar. E, ne derler onu da? da oynar. O zaman başka bir de yani Barış'ı kullanırsın ön tarafta Anjelino da oynarsın. Zave, ve zaman kaybı yaşıyor. Hamlelerinde geç kalıyor. Bak 70 dakika, 80 dakika Bayern Münih'e karşı kafa kafa koyuna oynarken yaptığın her değişikliklerden sonra maçı kaybetmişsin. Ya geç kalmışsın ya yapmışsın. Evet. Ve ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bir daha bana e, bugün tam Galatasaray'da bir grup, hepsi Galatasaraylı ve içeride de çok önemli insanlar var. Ben bunlarla isimleri değil ama e, onun için bir şey söyleyeceğim. Şu anda 300 bakın 458 kişi 458 kişi grup adına bir mesaj attılar. Bunların içerisinde Galatasaray'da yöneticilik yapmış, Galatasaray'da çok gövdeli isimler var. Tamam mı? Bunu isim attılar ve başkan da da bu konuşacaklar. Kerem'in solda oynamasını isteme oynaması konusunda. Hı. Ya Zaha geldi diye evet. Kerim yerinden etmenin anlamı yok. Az önceki istatistiği yani, bir daha gösterir misin Aslı? Şimdi solda oynarken ki ben istatistiğini biliyorum onun. Çok net Ortada oynadığın istatistiğini ben biliyorum. Ee, evet 4 gol 7 asist. Evet. Forvet arkasında 1 gol asist yok. Düşün. Nedenle gelince? Çünkü yerinden etme adamı. Bu Zağla Ziyech iyi futbolcu olabilirler. Ama hazır değiller. Hı -hı. Yani ben hazır tabi, değillerse Ağustos'ta onları oynatarak diye zaman bak, kaybetme. Bak Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'ın yarısı 3,5 ay. 3,5 ayda Zağ sakattı. Ya ama hiç hazır halinde nasıl gelmesi? Bence bu transferlerin hepsi tutacak diye bir kural yok. Mesela Endom böyle. Adam sadece uçaktan uçağa biniyor, kulübede oturuyor ya. Kulübedeki süresi sahada aldığı süreden fazla oturduğu süre. Ben diyorum ki hocanın şampiyon olan kadroya sırtını dönmemesi lazım hmm. bu süreç içerisinde. Yalnız Levent abi, Zaha ilk 11 oyuncusu olana kadar Kerem Solda oynadı. E, ortada yani oynadı da maç. yani. Maç sayısı de, ortada işte. işte. Tamam işte ben de sana yani söylüyorum. Yani Zaha kaç maçtır ilk 11 oldu? 4 maçtır falan ilk 11 oldu. Ama Kerem'in bak sol, Zaha sol tarafta e oynadığı maçlarda. Zaha başladığından beri Kerem 10 numara oynuyor. Işte yedi, bu sezon mu oldu? E, tabii tabii. tabii. Peki sen bu sezon, sen, bu bir şey söyle. Şey Manchester United oynanan deplasman maçında <laughs> penaltıyı kim kazandı? Mertens. Mert kazandı. Oyunu aldın penaltı yaptı. O yere geçti. Doğru mu? Şunu söylemeye çalışıyorum. Zaha ve Ziyet çok iyi futbolcu olabilir. Ama duygu yüklü değiller. Yani sanki Onlarda e, bir şey yok yani. Bitsin de gidelim havasındalar değil mi? Hayır, doymuşlar yani. Açlık yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu enerjiyi kimseye vermiyor. Bir Icardi'nin enerjisi, Icardi bütün türbinlere bak sempatik atıyor, golüyor. Kerem öyle, o attığı golden sonra amaçlı, bağırış şekli falan. Zaha ve Ziyech hiçbir şey yokmuş gibi. Çok rahatlar saha içerisinde ya. Özellikle Takım ziyeç. içerisinde. Yani ziyet. bu kadar rahat olamaz bir adam. Ya, top ayağındayken var, adam kovalamıyorlar ben bunu Okan Hoca'ya söylüyorum. Kusura bakma yönetimin de bu konuda Okan Hoca'ya destek vermesi lazım. Siz Zaha'yı aldınız, Ziyeç Zaha aldınız. Siz rekabete sokmuyorsunuz oyuncuları. Bu oyuncular bu halleriyle 11 başlıyorlarsa siz bu oyuncuları kazanamazsınız. Bir günde bunlar kulübeden seyretsinler. Zaha da Ziyeç de kulübede otursun. Kerem de ne onları Tete veya Barış da ilk 11'de başlasın. Mertens forvet arkasında oynasın. Oliveria ile şey oynasın. Lukas Torreira oynasınlar. Ya bunları kazanayım bunları, derken Galatasaray kaz bazı evet, şeyleri sen kaybedebilir. Sen bunları kaybetmeyeceksin. Bana almışsın Torreira. Tamam. Aynısı İsmail Hoca yaşıyor. Onda da Okan Buruk sendromu var. Ceko ve Tadiş bana göre düşüşteler. Ama sen Batuay ile veya orada mu kentle oynayamıyorsun. Niye? Çünkü isimleri güçlü adamları. Sen de baskı yaratıyor. Kaybedersem eğer diyor bu konuda. Bunu neden Ziyeş'te, şey, pardon pa şey, Tadiş ile oynatmadın diye hesap sorarlar. Bu kadar net. Ama bugün mesela sen Hoca o dönemde Cukarizmi oynatmıyordu. Kızıyordu ve oyundan alıyordu. Geç alıyorsun oyunda. Yani Ziyeç devre bittiğinde bana göre e, ziyech'i oyunda kalmaması lazım. Kusura bakmasınlar. Yani bir tane alacak orta zahane yapıyor alıyorsun al gülüm ver gülüm al gülüm ver gülüm. Gol attı diyorsun. E aynı golün daha kolayını Bayern Münih'e kaçırdı düştü ayağa kaydı. Evet, kaydı. O tecrübedeki bir oyuncunun onu gol yapması lazım. Maç Orada geliyor. Evet. Sen öne geçiyorsun Asıl belki. Asıl orada atman lazım. Orada atman lazım. O yüzden affedersin. para veriyorum ben sana. Çünkü pahalı futbolcusun. İyi para alıyorsun. Yani ben söylemek istiyorum. Bakın Okan Hoca'nın öz eleştiri yapıp kendi ayarlarına geri dönmesi lazım. Hiç kimse hesap so soramaz abi. Kim evet. hesap soracak? Evet. Sen bu takımın teknik direktörüysen. Büyük de bir istek var. Tabii. Böyle kalabalık bir grubun olduğu. Bak söyledim. Bunlar çok gövdeli adamlar. ve Bunların hı. hepsi. Galatasaray Başkanı'nı tanıyan ve yakın olan insanlar, evet. cami açısı etkin insanlar. Evet. Bak, bana Zaten bugün özel mesaj attılar. Ortada. 458 kişi bu. Evet. Adına söylüyorlar, bunlar Hı -hı. gövdeli insanlar. Bak söylüyorum. Bu konuda başkanla Peki. bir görüşme yapacaklar. Peki, şimdi bir de yani transfer de olayına geçelim. Tabii Zeki Uzun hem yani bu konuyla son... ilgili. <laughs> <laughs> hem bu konuyla ilgili fikrini şey soracağım. Hem de e, Saşa Boy'un yerine Zeki Çelik haberi var. Bunun da evet. detayını merak ediyorum. Şimdi Levent abi güzel bir şey söylüyor. Aslında pek çok Galatasaray'ı biliyor. Okan Hoca da bunu biliyor. Zaha takıma girdikten sonra takımın ruhu değişti. Sahiplenme duygusu ortadan kalktı. Hem Zaha çok para alıyor hem de kendini Galatasaray'ın üzerinde görüyor. Tıpkı Fenerbahçe'de işte az önce Levent abi yine söyledi ya hoca alamıyor diye formsuzken işte e, tad için, Ceko'nun böyle marka isimlerin almak zordur hocalar için. Bence de e, sahiplenme duygusu çok az. Eee sahiplenme duygusu yok gibi Zaha'nın. İkardi gibi değil Ay, yani. Değil değil, evet. İkardi, aşık Galatasaray'a. Evet. Yani Ika o farklı İkardi zaten. Gel dikilecek adam Sibisseli ama. Senin mi? İkardi ile Mustera'nın yaptı? Tamam. müthiş büyük fedakar. Tamam işte ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o, o iğnelerle çık oyna. <laughs> Acayip bir kariyeri var. Ya, Kusura neyse. Heh, Estağfurullah. Şimdi Zaha Galatasaray'ı bozdu. Bir işte takımı kendini Galatasaray'ın üzerinde görüyor. Transfer sürecinde şımartıldı. Sırf Fenerbahçe'ye kaptırmamak için o kadar çok eli üzerinde tutuldu, pohpohlandı ki kendini Messi zannediyor, Haaland zannediyor. Verdiği ne? Hiçbir şey. Aksine zararı oldu. Ne oldu? İşte az önce güzel açıkladı e, Levent abi. Kerem'i yerinden etti. Kerem'in psikolojisi bozuldu. Kerem o 10 numaraya geçince geçen yıl şampiyonlukta ilk 3 isimden biri ya da 4 isimden biri olan Mertens'i küstürdün. Mertens küstürülür mü ya? Mertens'in yaratıcılığı, o savaşçılığı yani bakıyorsun Ziyech, Ziyech'i sağda oynatıyorsun. Ziyech kariyerinin büyük bölümünde %70'i maçları 10 numara oynanmış. 10 numara on o zaman orada oynat. Verim alacağı yerde. Daha alırken 10 numara diye alıyorlardı biliyorsun. Ziyeçi ama dedi ki o Okan Hoca ben dedi hayır dedi on numara değil sağ, daha çok sağda oynatacağım için Ziyeçi istedim dedi. Yani e, katılıyorum. Geçen yılki şampiyon kadro duruyor aslında. Şampiyon kadroya milli maç arasından sonra bir dön bir de öyle gör. Bak nasıl tekrar Galatasaray'a hayat enerjisi artacak, sağdaki enerjisi artacak. Bunlar önemli. E, şase Şaseboya ile ilgili şöyle bir durum var. tabii Marsilya'nın teklifini reddetmişti ama Arsenal ciddi anlamda istiyor. Yani Hala ne istiyor? istiyor? Hatta yani Ocak ayında bile olabilir. Galatasaray ne istiyorsa vermeye hazırız demişler. O yüzden de Zeki Çelik operasyonu Zeki Çelik de tam bir fırsat. Çünkü Mourinho oynatmıyor. Ama ee, doldurur mu saşa boş şimdi Galatasaray'ın 3-4 adamından biri. Ama Okan Hoca da Aynı. şunu söylemiş. Yerli yerli olduğu için benim yerli kontenjanında ligde elim çok zayıf. İşte Kaan Ayhan o yüzden oynatıyorum. İşte Oliveira'yı e orada oynatabilir ligde. Ama gerçi Şampiyonlar Ligi'nde bile oynatmadı ama o da ayrı bir konu. Oliveira da bence Kaan Ayan'dan daha iyi. Ön tarafa en azından daha yani Zeki, iyi enerji veriyor. Saşa Zeki. Boy'un böyle bir transfer yapması için önce Fransız Milli Takımında oynamıştı Hayır, hayır. izliyorlar ya. Milli takım elbette ki önce önemli bir ama. Belki de bir çağıracak abi. Yani abi hayır, belki de Arsenal'e gidince çağıracak. yani onu bilemezsin. Çünkü Oradan, orada farklı şey var yöneten kim? Arsen Wenger değil mi? Devam, Bu işlerin arkasında Premier Lig'e hala on var. E çalışıyor canım, danışmanlık yapıyor. Evet, ya ama Premier Lig Şampiyonlar Ligi'nde yani oynadığı milli futbol takım da ortada abi. Ya kolay 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 Hadi diyelim ki yani. bizim ligi dikkate almıyorlar abi. Bayern Münih'e karşı oynadığı futbol her yerde Şampiyonlar Ligi'nde her maçta. Ben dehamla konuşuyor. <laughs> Döşam, şaşa boyu milli takımı almaz. Ya Allah Allah. Neden evet, almaz biliyor musunuz? Neden almaz? Şaşa boyu Müslüman var. olduğu için almaz. Bravo. Bu Müslüman kadar Müslüman adam yok mu Fransa'da? Evet. Bir sürü şey var. Yok. Da, büyük tartışma yaşanır benzeme konusunda. Aynen, Yapma doğru. Allah aşkına. Blank'tan ciddi. sonra baya bir... Ha. Tabii canım. Kapat yapıyor Fransa'ya. Fransa'da. Yapıyor. Evet. Resmen yapıyor. Löpen öyle değil mi? Evet. En bir, büyük hava Löpen. Bir 7-8 yıldır var Fransa'da. Evet. Almazlar Saşo Boy'u net söylüyorum. da almıyor. Ondan hemen varsa ki ondan almıyor ama Dubois da mi takımı sabek bir dönem. Düşün yani. boy eden bir para kazanabilir Galatasaray. Neyse yani Zeki Çelik operasyonunda e, 4 maç oynatmış. O da sonradan oyuna girmiş. 100 dakika oynamış şu ana kadar Serie A'da. E, Roma'da. Galatasaray'a gelir gelmez. Şase boya satılır satılmaz ama Şase boya büyük futbolcu. Yani bu, bu senin diniyle dediğin olaylar bir... hepsi Ocak ayında He masaya yatacak yani, evet. olaylar. Ben söyleyeceğim. Avrupa performansına göre olacak. Okan Hoca ee, yalnız milli maç arasından sonra e, eski sisteme o döneceğini öz yapmış zaten. Kerem'i sola geçireceğini ha, orada hata yaptığını öz yapıyormuş yakın çevresinde. Ama orada iyi nasıl kullanacak? E, bir de şunu söyleyelim. Herkes o konuda hemfikir. E, Icardi'yi iğne ile oynattın. Hı, hı. E, oynadığı maçlarda sıfır çekti. Hiç gol atamadı. Eğer oynatmasaydı 4 maç sonra sağlam bir Icardi'si olacak elinde. Oynattı şimdi milli maç arası. idmanı yok. Hala iyileşmedi. Hala sakat bir Icardi var. Hangisi doğru olacak? Oynatmadı oynatma... değil ki zekicim Oynatmadı değil. Oyuncu oynamak istedi. Hayır o olabilir. Tamam o ben sana oynamam diyemem. Ama. Hayır. Ben sana oynamam diyemem ya. Oyuncu oynamak istedikten sonra hele Ama şimdi şöyle bir durum Sen var. Sen ne diyorsun şeye? Bir Dört hafta dediler Mustara'ya. Adam bayan maçına çıktı o ya. Hayır. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. Adam topa, topa hareket edemiyor ya. O, o oynamak isteyebilir ama 10 kişi oynattı sırayı en son maçta. Ya yine Galatasaray'ın olaylarının içine var. Bayern Münih'e penaltı o attı. Pozisyona giren abi, o arkadaşlara da, pozisyonu hazırlayan ama yine Icardi. Düşün. Abi, Manchester maçında dışarıdaki maçta oynuyuptu hazırlayan Icardi. Son Hatay maçında penaltı pozisyon içinde yine Icardi var ya. Ya olabilir ama ama adam atmamış, vermemişse mi? ben ne yapayım Şimdi yani? Şimdi lig kızışacak. Icardi hala sakat. E, İki ay idmana katılmamış olacak. Ne zaman iyileşecek? Aksine İkar diye derdi. Benim sana çok ihtiyacım var. 4, 4 maç, 5 maç kaçır. İyileş. Şimdi milli maç arasından Ama, sonra sağlam bir bayan, bayan olacak iki deli. Bayan maçında penaltı yapmış, almış. Penaltı yapılmış kendisine ve penaltı gole çevirmiş. Ya belki orada Bunun yerine adamın yok. Galatasaray'ın santrforu yok. Bakan bu direkt santrfor değil, değil zaten. oynatsın. Mesela oynatabilir. Zahay oynamak istemiyor mu? Kerem de yerinde eğer teknik direktörün kapısını İkardi çalıp Ben oynamak istiyorum dedikten sonra Hocanın yapacağı bir şey Hiç kalmıyor Hiçbir şey yok Icardi Ben sadece o zaman Hoca oynatmadım de, Tam iyileşme oyna o ayrı da Adam oynamak kesinlikle. istiyor Hala, Ben oynatmadım dedirtmez O zaman şöyle yani. bir durum var Hala elinde sakat bir İkardi'si var Galatasaray'ın İdman yapmayan sadece maça çıkan Bu, bu sefer de İkardi Duygusallık ön plana basıyor ama Dün sosyal medyada bakıyorum Galatasaraylıların çoğu Oynamasın kardeşim diyor sakat İkardi'ye değil Sağlam bir diye ihtiyacımız var bizim diyor.